İmamoğlu davası savcının mütalası. İmamoğlu geçmiş davası Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması, Kılıçdaroğlu'nun davası İmamoğlu'nun Almanya'ya gidecek olması. İmamoğlu Almanya mı gidecekmiş? İmamoğlu Almanya'ya gidecek. Sen bugün gündemden kopuk olmuşsun. Takip etmedim, özür. Yani yoğun olunca. Ya bilmiyorum, o safları sıkılaştıralım meselesi falan. Onları sen anlat. Ben bu savcının gitmesini, dosyayı şöyle baktığım için, yani bu kısmını bilmiyorum. Ama burada iki tane bilirkişi raporu var. İkisi de raporda birbirine doğruluyor ve tamamen İmamoğlu'nun lehine raporlar. Dolayısıyla savcının aslında mütalası da beraat istemesi lazım. Demek ki muhtemelen savcı beraat isteyecekti. İstenmemesi yönünde baskı yapılmış olabilir mi? Yani şimdi burada gene işte bilmeyeceğiz, çünkü çok kritik bir dava. Önemli dosya, çünkü Türkiye'nin en büyük metropolünün belediye başkanı yargılanıyor. Bir değil, iki değil, kaçıncı kez adamın üstüne geliyorlar. Şimdi burada savcı da tak diye 2 günlük rapor alıyor yarınki duruşmada. Ha şu da olabilir bak. Eğer o mütalayı başkaları hazırlıyorsa şimdi o savcıya da okutabilirler yani. Şimdi yarın duruşma değil mi? Evet. Eğer göreceğiz. Yani şimdi haberlere baktım. Savcı mütalayı okumayacak falan, geçici savcı. Şimdi geçici savcı olmaz erk. Hani hakim geçici olarak çıkar ama savcılık tektir. Savcılık, başsavcılık nezdinde bütün savcılığı tek bir suje olarak görürsün. Orada geçicilik olmaz. Eğer mütalayı o dosyanın savcısı değil de başkaları hazırlamışsa, pekala yarına çıkan savcı da yarın bir mütala okuyabilir. Ha, savcı beraat yolunda mütala okuyacağım, yok okumaz, okuyamazsın gibi bir senaryo varsa, savcı bundan da rapor almış olabilir. Bu yani bir ceza falan çıkacaksa ya başka bir şey, bunu ben yapmam demiş olabilir. Ya da gerçekten biz artık paranoyak olduk. Gerçekten adam rahatsızlanmış olabilir yani. Evet. Ama yani çok örneğini yaşadığımız için. Pardon. Yani savcı kimse rahatsızlanmış olabilir. Tabii artık böyle Menajer meseleleri sosyasında biz bunu gördük. Yani küfele yatıştırıyoruz. Yani maalesef tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Kurumlarımıza güveniyoruz. Kurallarımız hiç kırılmıyor. Kimse için esnemiyor falan. O yüzden de biz böyle kendi kendimize dertleniyoruz. Geri kalan kısmı sende. Yani şöyle söyleyeyim, CHP'deki bir çatlak görülüyor elbette. Yani Kılıçdaroğlu üzerinden de görülüyor. Geçmiş dönemde gönül koymalar üzerinden de görülüyor. İşte, bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun davası olacak. Kılıçdaroğlu'nun davasında da Ekrem İmamoğlu, hani Mansur Yavaş açıklama yapmıştı ama Ekrem İmamoğlu o davaya gelemeyecek. Çünkü Almanya'da bir vakıfla toplantısı var. Önceden alınmış bir toplantı olduğu iddia ediliyor. Fakat bu bir nasıl derler, gönül koymanın tezahürü olarak ve karşılığı olarak da görülebilir elbette. Bilmiyoruz yani, siyaset mesajı çok bol bir şey. Özellikle Türkiye'de dediğin gibi bunların hepsi böyle tesadüf de olabilir. Bunların hepsinin gerçek bir karşılığı da olabilir. Ama ne yazık ki Türkiye'de uzun dönem Devlet Bahçeli'nin gösterdiği gibi mesajlarla yaşadığımız için Ferdi Tayfur'la, Kırmızı Yüzük'le, dosyayla 4 gün süren vatan önemlidir, gerisi teferruattır, Tamam. vakit tamam gibi Bu konseptlerle. veda havasıdır. Ya ben hiç anlamadım yani, hani kimse herkes. Ahmet Kaya'nın şarkısı aklımda. Zaten ölüm yıldönümüydü. Ya şöyle bir şey oluyor tabii gazeteciler arasında da, yani gazeteci avukat arasında da, yani toplum, yani bence kamuoyu, siyasetle uğraşan kamuoyu çok bilgili ve çok analiz yeteneği çok sağlam. Biz de böyle hani toplumdan filan gazeteciler kendi arasında ya da avukatlarla böyle çok toplumdan kopuk şeyler konuşmuyoruz elbette. Hatta bu meselede ben şunu söyledim açık açık. Ya böyle çok analizler falan yapılıyor ya bu işlere bir de. Bahçeli ne söylüyor? Aslında şunu söylüyor falan. Ya gerçekten bu bir tuhaf ruh hali de olabilir dedim yani. Bu
Hani her ne olursa olsun normal değil mi? Değil. Yani bu ülke insanların çok ciddi dertleri var. Ya biz neden bakıyoruz? Şimdi hani hep konuşuyoruz ya, Fransa'da sen mi söyledin geçen, %50 sandığa gittiğin zaman adamlar memnun oluyor. Aa işte siyasete ilgi var bilmem ne. Şimdi biz mecburen bakıyoruz ya, mecburen. Yumurtanın fiyatı 2 haftada %30 arttı. Şimdi bu çok bilenler, bu çok devlet aklından falan söz edenler şu gariban yumurtanın fiyatını düşüremiyorlar değil mi? Asgari ücret ne olacak, açıklanacak, bu adamlar karar verecek. Şimdi böyle garip garip klipler, mesajlar, küstük değildik, aramızda fitne sokun, sokmayın, alayınıza bilmem kapak olsun. Böyle olmaz ki bu iş. Yani bu hayatımızı ilgilendirenler onlar işte. Şunlara karşı gülümseyen adamlarla olmaz bu iş. O yüzden mecburen bakıyoruz bunlara. Mecburen ilgileniyoruz. Yoksa inan ki bayıldık, bıktık yani. Gerçekten bıktık. Biz de isterdik şöyle güvendiğimiz kurumları olsun. Tarafsız, bağımsız yargısı olsun. Ahlaklı bir siyaseti olsun. Ülke yönetilsin. Kim gelirse gelsin sistemi kırmakla uğraşmasın. Yargı benden olsun, güvenlik bürokrasisi, polis benden olsun, MİT'i kuşatayım falan, öyle anlayışları olmasın. Yönetsinler. Biz de isterdik. Ülkede ciddi bir güvenlik kaygısı var. Yurttaşlarda gördüğümüz ciddi bir sefalet kaygısı var. Ciddi bir canından korkma kaygısı var. Çünkü sokakların durumu malum. Gençler üzerinden, çocukları üzerinden iki korku var. Uyuşturucu ve eğitim korkusu. O nedenle de keşke bunları konuşsalar. Keşke bugün itibariyle Erdoğan çıkıp Yeni Doğan çetesini konuşsa yani. Bir cümle ama duymadık değil mi? Yok, duymadık. Duymadık. Çok haklısın. Bak ne güzel bir şey söyledin. Bunları hiç kimse dert etmiyor. Biz dert ediyoruz. Aynen öyle.